Bu ne çok yemek. Nereden getirdin bunları? Bu rızık Allah'tandır. Ravza, alyansın nerede? Yesene, afiyet şifa olsun. Ne kadar da şanslıyım böyle. Bir haftada iki kez seni görmek fazla oldu gibi. Hem de çok. Sağ olasın kardeşim. Aslına bakarsan ben senin için endişeliyim. Benim için endişelendin mi? Neden ki? İyi olmamandan korkuyorum. Sen de bana yardım mı edeceksin? Evet tabii. Önce bana, sonra da kendine bir baksana sen. Ben senden daha zengin ve daha değerliyim. Büyüklük yalnızca Allah'a mahsustur. Senden zengin değil miyim? Evet ama... Tamam, bana bakma. Şu önüne serilmiş bostanıma bir bak. Ağaçlar, nehir, meyveler ve sebzeler üstsüz. Bir gün bu iki bostanın zayi olabileceğini hayal edebiliyor musun? İnsanın sahip olduğu her şey Allah'a ait. Allah'ın elinde. O isterse kalır, isterse gider. İnsanın elinde değil ki. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا Bunlar boş laflar. Bir delili yok. Haydi gel sana diğer bostlarında harika bir yolculuk yaptırayım. Haydi, istediğin yere bak. Bu bostana ya da diğer bostana mı? Sana tavsiyem kardeşim, bu kaybolup gidecek şeylerle oyalanma. Kaybolacak? Bu arazi nasıl kaybolur? Bu önündekilerin hepsi bir resim. Kıyamet günü elinden çıkıp gidecek. Sen de fakir olarak Allah'a döneceksin. Kıyamet günü mü? Kusura bakma canım ama sana öyle bir günün olmadığını söylemek isterim. Bu şaka kaldırmayacak bir konu. Şaka yapmıyorum. Ben gördüğüme, elimle dokunabildiğime inanırım. Siz Allah'a iman edenlerin gireceği bir cennetten bahsediyorsunuz. Bense iki cennetimi yaptım. Sizin cennetiniz sizin olsun. İnkar etme kartuş. Eğer sandığın gibi bir kıyamet günü varsa, mallarıma yaraşır bir hürmet göreceğim orada. Bu iki bostanım sayesinde ahirette de hayır göreceğim. Senin bu haline üzülüyorum zavallıcık. Bana üzülüyor musun? Neden? Allah sana nimetler verip zenginlikle imtihan etmiş. Bu verdiği nimetlere şükretmen gerekir. Eğer sen evine ve bostanlarına girerken Allah ne güzel yaratmış, güç ve kuvvet sadece Allah'ın yardımıyladır dersen Allah sahip olduğun her şeyi korur. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا Sen sanki bahçelerim kaybolacak, buharlaşıp gidecekmiş gibi konuşuyorsun. Kim bilir, Allah gökten bir fırtına gönderir de hepsi yerle bir olur. Gökten bir fırtına mı? Bu fırtına nehrimin suyunu da içer mi? Nehrin de kurur gider de ekinlerin için su bulamazsın. Sen fakir olduğun için Allah'a dayanıyorsun. Eğer zengin olsaydın Allah'a sığınmaya ihtiyaç duymazdın. Kafirler gibi konuşuyorsun kartuş. Onlardan biri olduğunu dile getirmekten korkuyorum. Kardeşin sana ne dedi de seni bu kadar incitti? Ben dediklerini ağlamıyorum. Onun için ağlıyorum. Dünya sevgisi onu kör etmiş. Allah'ın nimetlerini unutacak hale gelmiş. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlattığın şeyler yeni değil ki.
Sen kardeşin tarafından hep eziliyorsun. Fakir adam konuştuktan sonra kardeşine üzülür bir halde oradan ayrıldı. Zengin adamsa yatağına uzandı ve uyudu. İki bostanın üzerine karanlık çöktü. Her şey çok sakindi. Bu fırtınadan önceki son sessizlikti. Neden gerginsin bu kadar Kartuş? Sana bir bardak sıcak süt hazırlayayım mı? Hayır, bir kadeh şarap iyi gelecek. Biraz bostanlarıma bakmalıyım. Şimdi mi? Evet, bostanlarımın kokusunu içime çekmek istiyorum. Bir aptalın kaybedeceğimi düşündüğü servetim ve mülkümü kontrol edeceğim. Yoğun bulutlar gökyüzünü doldurdu. Önceden anlaşarak toplanmış gizemli bir ordu gibiydi bulutlar. Toplanıp yaklaştılar. Hava ne kadar da soğudu. Bu bulutlar aniden nereden geldiler böyle? Haydi tembel atlar. O kadar da hızlı değil. Kes şu hızı. Yavaşla. Ha, bu da mı? Yılın bu mevsiminde bu rüzgar da ne böyle? Rüzgar çok şiddetli esiyordu. Kasıp kavuruyordu her yeri. Fırtına öyle şiddetli esiyordu ki birinden kaçar gibiydi ve sonunda fırtına bostana girdi. İnanamıyorum. Ağaçlarım kuru dallar gibi havada uçuşuyorlar. Güçlü kuvvetli evlatlarım, eşim, esirlerim, hizmetçilerim ve korumalarım neredeler? Ah. Güneş doğduğunda geceden hiçbir iz kalmamıştı. Sanki gece böyle bir sahne yaşanmamış gibiydi. Bostanlar sanki önceden çizilmiş ve silinmiş bir resim gibiydiler. Onlardan hiçbir eser kalmamıştı. Ah, nehir nereye gitti Alya? Binlerce sene susuz kalmış arazi içti sanki. Ve kurak bir yer kaldı. Amcalarımın evine gidip yiyecek ve su bulacağım. Tüm malımı ve ömrümü bu topraklara bakmak için harcadım ben. Acizler gibi oturma. Bir şeyler yap. Başıma gelenlerin tek sebebi sensin. Senin yüzünden Allah'ı inkar edip faydası ve zararı olmayan putlara taparak şirk koştum. Kimse seni bunu yapmaya zorlamadı. Seninle ne konuşuyorsam sanki. Bana yardım edecek, yanında duracak kimse yok mu şu dünyada? Kendine ancak sen yardım edebilirsin kardeşim. Nasıl? Nasıl? Tövbe et, Allah'a dön. Ve şimdi kendini kurtar. Hala önünde bir fırsatın var kardeşim. Etrafındaki harabeyi görmüyor musun? Hangi fırsat? Fırsat şu an senin ölü değil de yaşıyor olman. Kendine gel de Allah'a tövbe et. Ona dön. Yardım ve güç istiyorsan Allah'tan başka ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. Allah'tan başka umudumuz da yok kardeşim. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً